Hakan Beyciğim merhabalar, nasılsın? Merhabalar, teşekkür ederim Ayhan Bey, sağ olun. Şimdi öncelikle Hakan çok teşekkür ederiz zamanın için. Bugün bu ortak Instagram ortak canlı yayını seninle beraber yapıyor olmamız ve tabii bizim takipçilerimizle de senin değerli bilgilerini paylaşmak için seni yani bizimle bu zamanı geçirmek için olduğun için ben çok teşekkür ederim öncelikle. Tabii bizim dostluğumuz çok eskiye dayanıyor. Biz yıllardır arkadaşız, birbirimizi tanıyoruz. Yıllardır toplumsal çalışmalarda devamlı beraberiz diğer arkadaşlarımızla beraber. Tabii ben seni tanıyorum. Ben isteğim tabii sen bir doktor arkadaşımızsın ve ben yaptığın çalışmaları da biliyorum ama kısaca biraz kendinden bahsedersen ben eminim en azından takipçilerimiz de seni tanımış olurlar. Ona göre de zaten programımızda ilerliyor olacağız ama ben önce onu bir açıklayabilirsem biz değerli takipçilerimize dinliyoruz seni. Çok teşekkür ederim. Bu değerli yorumların beni gerçekten şımarttı. Biraz fazla söylüyorsun. O da dostluğumuzdan ve kardeşliğimizden kaynaklanan bir şey olduğuna inanıyorum. Çok teşekkür ederim ayrıyeten. İstanbul Tıp Fakültesi mezunuyum. Aynı fakültede kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak ihtisas yaptım. Daha sonra Türkiye'nin çeşitli illerinde mecburi hizmet ve gönüllü olarak çalışmalarımda bulundum. İstanbul'da uzunca bir süre kamu hastanelerinde çalıştım. Tüp bebek eğitimi aldım. Daha sonra 2009 yılı, 2010 yılı gibi Amerika Birleşik Devletleri'ne geldim. Yaklaşık 10 sene oldu buraya geleli. Burada Yale Üniversitesi'nde kadın hastalıkları doğum ana bilim dalında senior researcher olarak başladım. Özellikle endometriozden bir hastalık var. Kadınları fazlasıyla rahatsız eden. O hastalık üzerinde çalışan bir grubun bir parçası olarak yaklaşık 5 sene çalıştım. Daha sonra da şimdi özel bir enstitünün gene kadın kanserleri ve rahim içi kanserleriyle ilgili bir ekibinde çalışmaktayım. O da Long Island'da, Constantine Tower'da. Ve yaklaşık 10 senedir buradayım. Sen de biraz önce belirttiğin gibi Türk-Amerikan toplumunda sosyal duyarlılık yaratmak açısından birçok eventte, birçok toplantıda seninle beraber olduk, çalıştık. Seni de burada tanıdım ama tanıştığımızda 10 senedir çok mutluyum. Teşekkür ederim beni bugün değerli izleyicilerimle, değerli takipçilerimle buluşturduğun için. Teşekkür ediyorum. Ya, biz de öyle. Ben de çok teşekkür ederim. İnan çok o açıdan biz de mutluyuz. Ben biraz öyle kendinden bahsediyor olman iyi oldu çünkü takipçilerimizin biraz daha anlaması açısından. Şimdi tabii bugünkü konumuza geldiğimizde maalesef şu an bir koronavirüsüyle savaş içinde ya da mücadele içinde yer alıyor. Bütün insanlık, hepimiz böyle bir mücadelenin içindeyiz. Ve gerçekten hem Türkiye'de hem Amerika'da bu noktada çok can almalar devam ediyor. Canlar kaybediyoruz, arkadaşlar, yakınları kaybediyoruz. Ve bu açıdan da herkes ve herkesin tabii sağlığına, temizliğine dikkat etmesi gereken inanılmaz bir dönem yaşıyoruz. Tabii bu dönemi yaşarken ben istersen tabii seninle ilgili birkaç konulara geleceğiz. Özellikle hamile bayanlar, yeni doğum yapanlar, bu tüp bebek olayıyla ilgilenenler, çocuk edinmeye çalışanlar. Bunlarla ilgili konulara geleceğiz. Çünkü senin uzmanlık alanında onlar hepsi. Evet. Ama bu arada istersen gene bir doktorumuz olarak biraz anlatırsan bu virüs olayını. Biraz hani çok uzmanlık tarafından ziyade sen bir doktor olarak neyle karşı karşıya olduğumuzu, bu ilk defa mı çıktı, böyle bir şey hiç yok muydu? Ya da herkes şaşırmış durumda yani. Mesela ben böyle bir şey ilk defa duyuyorum. Böyle bir şey hiç mi olmadı? Bu tip şaşkınlıklar yaşıyoruz. Tabii biz de tıp uzmanı olmadığımız için, tıp fakültesi bitiren bir kişi olmadığımız için anlamakta zorluk çekebiliyoruz biz insanlar olarak. Bu noktada biraz bu durumu bir anlatırsan ona göre de diğer konularla ilerliyor oluruz ama ben bu noktada senin değerli açıklamalarını dinliyorum aslında. Teşekkür ederim. Ayhan Beyciğim, koronavirüsler eskiden beri bilinen bir aile. Koronavirüs ailesi diyoruz biz buna. Bir anlamda. Bunların içerisinde yakın zamanda büyük pandemilere yol açmasa bile
bölgesel epidemiler yapan, yani bölgesel yayılımlar gösterip bütün dünyayı endişeye sevk etmiş olan ve birçok izleyicimizin de son bu olaylarla beraber okumuş, görmüş, dinlemiş olduğu birkaç virüs daha var. Mesela bunlardan en çok bilineni SARS diye bir virüstü. Hatırlarsınız yaklaşık bir son 10 senelik zaman içerisinde gene Uzak Doğu kökenli, Uzak Doğu'dan menşeini alan, Çin bölgesinden ve insanlarda gene akut akciğer yetmezliği veya solunum zorluğu diye ifade edebileceğimiz problemlere yol açan, bundan dolayı da gene hızlı yayılım yapabilen bir virüs vardı. Bu virüs bölgesel tutulabildi. Çünkü koronavirüs kadar ya da COVID-19 diyelim daha doğru olacak. COVID-19 kadar yayılımı hızlı olmadığı için daha kolay sınırlandırılabildi. Gerçi o zaman dilim içerisinde gene bütün dünyayı endişeye sevk etmişti fakat bu kadar yayılmamıştı. Daha sonra MERS diye bir virüs, MERS diye bir virüs çıktı. Bu da aynı koronavirüs ailesinden. Bunun da aynı şekilde sınırlı bir yayılım oldu ama gerçekten ikisi de yayıldığı bölgeler itibariyle can kayıplarına fazlasıyla sebep olan iki tane bilinen virüs. Bu virüslerin evcil hayvanlarda olan ama insana bulaşmayan bir çeşidi de var bu koronavirüslerin. Bir de işte bu SARS, MERS diye söylediğimiz bir başka grubu var. Bu COVID-19 bu gruba gelen genetiği farklılaşmasından ötürü şu anda insanlar için gerçekten çok büyük sıkıntılar yaratan ve hani ırk, dil, cinsiyet, yaş, kimse hiçbir şeyi göze almadan ya da işte göz önünde bulundurmadan hepimizi etkileyen dünyanın en gelişmiş ülkelerinden tutun da sağlık sistemi mükemmel ya da iyi diyebileceğimiz ülkelere kadar herkesi her şekilde etkileyen bir pandemi yaratmış vaziyette. Pandemi hepimizin bildiği gibi bütün dünyayı etkileyen, salgın hastalıklar için kullanılan bir kelime. Bunu da hani zaman içerisinde kullanacağız. O yüzden takipçilerimizden paylaşalım. Çok teşekkür ederim. Ben bir şey daha dile getireceğim. Virüs tarafını şu an konuşuyorken. Dün işte biliyorsun bu Beyaz Saray yönetiminin bu virüsle mücadelede oluşturduğu task'ın görevlilerinin başındaki Doktor Bey bu noktada bir açıklama yaptı dün. O biraz beni şaşırttı. Biraz daha anlamaya çalışmak için sana onu da sormak istiyorum. Seninle bunu da biz bir değerlendirdik aslında. Evet. Bir konuştuk bu konuda da. Evet. Çünkü çok değişik buldum. Şöyle bir açıklama yaptı doktor dün. Dedi ki biz daha mücadele ettiğimiz bu virüsün mekanizmasını çözemedik. Daha anlayamadık. Daha ne olduğunu çözemedik. Yani bu bana tabii bir vatandaş olarak ne doğuruyor? Şu bakışı. Düşmanımız var ama düşmanı kim olduğunu bilemiyoruz. Ya da düşmanın gücünü ölçemiyoruz. Bu beni endişelendirdi biraz. Hani bu noktada biraz açıklama yaparsan ne kastettiğini ve bu noktada birkaç güzel değerlendirmen vardı senin. Onu bir paylaşabilirsen çok sevinirim. Ayhan Bey, özellikle takipçilerimizden, izleyenlerimizden burayı çok dikkatle dinlemelerini rica ediyorum. Bilinmeyen bir düşmanla savaştığınız vakit ne bir zırhınızın ne olması gerektiği konusunda bir bilginiz olabilir. Ne de onu hangi silahla vurabileceğiniz konusunda bilginiz olmayabilir. Belki bir taş atarsınız, belki su dökmeniz gerekebilir, değil mi? Belki bir yangındır, su dökersiniz, söner. Ama taş atarsanız hiçbir faydası olmaz. Yani çok basit bir şekilde ifade etmeye çalışıyorum. Lütfen beni affedin. Maalesef COVID-19 böyle bir durumda şu anda. Bütün dünyada bilim adamları harıl harıl bununla ilgili aktüel bir tedavi yöntemi bulmaya çalışıyorlar. Ya da kısa bir dönem içerisinde aşılama mümkünse insanların bağışıklık sistemini buna karşı alert hale getirecek bir tedavi yöntemi bulmaya çalışıyorlar. Ve bunlar çok kısa zamanlar içerisinde oluyor. Siz de yıllardır Amerika'dasınız ve bu işin legal tarafını çok iyi bildiğiniz için söylüyorum. Burada FDA diye bir kurum var biliyorsunuz. Bu kurumdan herhangi bir ilaç ya da tedavi yönteminin ya da bir tanı kitinin olurunu almak, approve edilmesini sağlamak
yani neredeyse hani deveye hendek atlatmak gibidir. Çok ince elenir, sık dokunur, süreler geçer, zamanlar geçer. Ve ondan sonra eğer bu hakikaten FDA approved bir şey olursa tüm dünya tarafından da kabul edilir. Bu böyle. Modern tıp açısından konuşuyorum. Nasıl ki bütün dünyada tıbbi kongrelerde hep Amerikan istatistikleri söz konusudur verilen değerler açısından. Çünkü neden? Bu ülkede istatistiki değerler atlanmadan milimi milimine işaretlenir, kaydedilir. Bunun legal tarafı vardır. Bunu siz de benden daha iyi biliyorsunuz. Dolayısıyla son zamanlara dikkat ederseniz bir tanık kiti çıkıyor. FDA approve etti, edecek. Yani başkanın açıklamalarını izleyen takipçilerimiz için söylüyorum. Yani gerek Türkiye'de gerek buradaki takipçilerimiz için söylüyorum. Çok kısa süreler içerisinde kararlar alın. Nedeni ne? Çünkü bu konuda bilgi birikimi yok. Halihazırda bu vakaların yani takipçilerimiz şöyle bir geriye doğru flashback yapacak olurlarsa böyle bir virüs çıktı, böyle bir hastalık var, gizemli bir hastalık. İşte Çin'de bir doktor bir hastalıktan bahsetti. İşte bu yayılmaya başladı. Wuhan eyaleti ne zaman bizim hayatımıza girmeye başladı? Kasım sonu, Aralık. Aynı. Çünkü bunun hakikaten yani çok sınırlı kalacağı düşünüldüğü için belki dünya çapında hani biraz da geç tedbirler alınmış olabilir. Bir de o Christmas dönemindeki seyahatler, yılbaşı dönemindeki seyahatlerin yoğun olması tabii çok etkili oldu. Özellikle Avrupa'ya yayılması açısından. Fakat o dönemden bu döneme gerçekten 2-3 aylık bir dönemde en çarpıcı bence hani bu konudaki bilgi birikimimizin artmasını göstermesi açısından size vereceğim örnek. Bakın Çin'de bu virüsün çıktığı vakit yaklaşık %15-20 hastaneye yatış oranı veriliyordu. Yaklaşık %3,5 oranında da bu virüse yakalanmış ağır hastaların ya da altta yatan bir hastalığı olan hastaların kayıp oranı veriliyordu. Bugün ise özellikle Almanya, Amerika, New York örneklerine bakacak olursak Türkiye'de de böyle yaklaşık %1 civarında bir kayıp var. Yani her gün bir şey öğreniyoruz bu virüsle ilgili. Her gün yeni bir bilgi çıkıyor. Her gün farklı farklı şeyler söyleniyor. Hem burada hem Türkiye'de her gün yeni yeni briefingler yapılıyor. Ve devletleri yöneten en üst kişiler tarafından bu açıklamalar yapılıyor. Gerçekten çok ciddi alınması gereken bir şey. Bana bulaşmaz, bana bir şey olmaz. Ben gencim, hiçbir hastalığım yok. Dolayısıyla ben rahatım. Hatta geçirmiş dahi olabilirim. O yüzden hiç problem değil diye düşünmek gerçekten önce kendimiz için, sonra en yakınımızdaki insanlar için, daha sonra genel toplum açısından düşünülebilecek en tehlikeli şeylerden biri. Çok güzel. Zaman geçtikçe kuvvetleniyoruz. Zaman geçtikçe istatistikler ortaya çıkıyor ve bunlardan bilgi birikimle yeni yeni silahlar ortaya çıkartıyoruz. Kesinlikle. Bu şekilde de mücadele daha güçlü olacak. Güzel belirttiğin bir şey vardı senin. Aslında konu oraya geldiği için değinelim. Şöyle bir diyalogla geçmişti hatırlarsan. Ne olacak bundan sonra? Hani bu virüs de bitecek mi bu iş? Başka bir virüs mü gelecek? Neyle mücadele edeceğiz? Bu noktada güzel bir olumlu bir şey söylemiştim biz seninle konuşurken telefonda. Demiştin ki hani umutlu olmak lazım. Orayı biraz açarsan umutlu olmak lazım. Hani bu bizi güçlendirecek. Bu tip şeylere karşı hazır hale geçeceğiz. Şu an bir maske bile yok. Şu anki ortamda yeterli maske olmadığını öğreniyoruz. Yeterli solunum almalı imkan verecek ventilatör denilen o makinenin olmadığını görüyoruz. Yani aslında bu tip adımlar şu an bizi belki daha facia, daha kötü, mücadelenin daha zor olacağı virüs krizleriyle karşı karşıya kaldığımızda bizi hazır hale getirmeyle ilgili bir şeyler anlatıyordun sen bana çok güzel. Onu bir açarsan biraz çok sevinirim takipçilerimiz için. Şimdi Ayhan Bey, gerçekten bu kadar büyük bir pandeminin özelliği şu. Sizin kendi hukuk ofisinizde günde 10 kişiyle görüşebilirsiniz. Bir anda düşünün ki size başvurular günde 20'ye çıktı, 30'a çıktı, 50'ye çıktı, 100'e çıktı. Buna yetişebilmeniz imkansız. Çünkü sizin belli bir altınızda çalışan insanlar var ofisinizde, sekreterleriniz var, dava takip edenler var ve sizin kapasiteniz belli. Bu birdenbire
10 misline, 100 misline çıktığında sizin hem vermiş olduğunuz işin kalitesi, hizmetin, servisin kalitesi düşecek. Hem de verememeye başlayacaksınız. Çok doğru. Sonra. Şimdi dünyanın hiçbir ülkesi yok ki bütün vatandaşlarına ya da vatandaşlarının büyük bir çoğunluğuna aynı anda sağlık hizmeti verebilecek altyapıya sahip olsun. Bu dünyanın hiçbir ülkesinde yok. Süper güç olarak gösterilen Amerika Birleşik Devletleri için bile bir söz konusu değil. New York, Amerika'nın Empire State olarak biliniyor. En zengin eyaletlerinden bir tanesi. Geldiğimiz noktayı görüyorsunuz. Türkiye gerçekten sağlık altyapısı açısından çok kuvvetli ve bütün vatandaşlarını ücretsiz sağlık şemsiyesi altında toplayabilen bir ülke olmasına rağmen o da aynı şekilde. Yani bütün dünya aslında bu konuda aynı geminin içerisinde ve böyle bir söylem var. Gerçekten ben de katılıyorum. Bir savaş insanlık, insanoğluyla bu virüs arasında bir savaş oluyor ve her ülke ayrı bir cephe olarak bu savaşı veriyor. Savaşın değişik cepheleri var. Başarılı olanlar var, başarısız olanlar var. Bizim burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Gerçekten verilerinin doğru olduğuna inandığımız istatistikleri takip etmemiz lazım. Nedir? Amerika Birleşik Devletleri bu kadar yüksek çıkıyor. Var ki çıkıyor. Diğer ülkeler açısından bunu bilemiyoruz. Yani ben orada yaşamadım, bilmiyorum ama şu bir gerçek ki biz tıbbi kongrelere gittiğimiz vakit Amerikan istatistikleriyle ilgili verilen değerler bizim için makbuldür. Ya da bütün herkes için bunun yani Amerikan hayranlığıyla alakası yok. Buraya tabii gelip çalışan bilen herkes bilir ki bu ülkede olan bir şey yazılır, olmayan bir şey yazılmaz. Çünkü çok sıkı, değil mi sizin işiniz, hukuksal, legal alt yapısı var ve restriksiyonları var bu işin. Denetimi yapılıyor. Denetimi var. Türkiye'de için aynı şekilde. Gerçekten işi başından beri sıkı tutan bir yönetim söz konusu. Sağlık Bakanlığı açısından. Çok ciddiye alan bir üst yönetim söz konusu. Dolayısıyla gerçekten bu işlere kulak vermek lazım. Peki sonrasında ne olacak? Yani bu kadar Hakan Bey işte değişik bir virüs geldi. Hiçbir şey bilmiyoruz. Aman körlemesine ilaç kullanıyoruz. Ya da kullanmaya çalışacağız. Ya da işte hangisi iyi olur bilemiyoruz. Ne olacak? Bakın bundan 105-100 yıl önce değil mi? Hepimiz okuyoruz artık. Bir yani Spanish flu denen bir şey varmış. Yaklaşık 1 milyona yakın insanın ölmesine sebep olmuş. Bu bildiğimiz bizim belki de her kış geçirdiğimiz flu'nun, soğuk algınlığı, gripin bir değişik şekli. Ama insanoğlu o zaman bilmiyor. Tam 1914 yılları sanırım yani böyle Birinci Dünya Savaşı'nın olduğu dönemler. İnsanlar zaten kışlalarda, hastanelerde üst üste yoğun ve artı tedavi yöntemleri bu kadar yok. Antibiyotikler bulunmamış. Tanı kitleri desek yani 100 yıl öncesinden bahsediyoruz. İmkansız. Bu insanoğluna o kadar cana mal oldu. Ama bugün bu canları kaybetmiyoruz değil mi? Özellikle önerilen gruplar işte herhangi bir hastalığı olanlar, pre-existing condition'lar dediğimiz işte kalp damar hastalıkları olanlar, işte kanser hastaları, immünitesi düşük olanlar, solunum yolu hastalığı, chronic obstructive akciğer hastalığı olanlar ya da gençler, çocuklar ya da gebeler daha fazla immünizasyon sağlamak açısından bunların aşılanmasını öneriyoruz ya da gebe kalmak isteyenler gibi. Bugün bununla ilgili can kayıplarımız yok, var ama bu derece değil. Dolayısıyla gelecek günlerde bilgi birikimimiz arttıkça uygun tedavi modaliteleri geliştirildikçe, hızlı tanı kitleri daha da yaygınlaştırıldıkça bunlar ortaya çıkacaktır. Bakın bu hiçbir grubun, hiçbir yönetimin zaafı değil. Yani şöyle düşünülmesin. Ya böyle bir şey var, nasıl tanı kiti olmuyor? Yoktu. Yani böyle bir tanı kiti yeni yeni çıkıyor. Ya böyle bir şey var işte nasıl? Yani her insana bir ventilatör yapmak gibi bir şey yok. Çünkü bu şeye benziyor. Yani o bir müddet sonra bunların hiçbirini kullanmayacağız. Zaman içerisinde endüstri tamamen buna dönmüş durumda. Yani bu işten karlı çıkacağız. Bu işten zaferle çıkacağız inanıyorum ama hep birlikte çıkacağız. Bu halkanın herhangi bir tanesinde bir eksiklik olursa, herhangi bir halkanın bir halkası, o zincirin bir halkasında herhangi bir güçsüzlük olursa, o zincir kökten gücünü yitirecektir. Bu çok bilinen bir örnek. Dolayısıyla hep birlikte birbirimizin hijyenine dikkat ederek, birbirimizin haklarını gasp etmeden, birbirimize saygı göstererek, sosyal mesafeyi koruyarak, gerektiğinde kendi izolasyonumuzu, self karantinamızı sağlayarak ve hijyenimize gerçekten özen göstererek biz bunu aşacağız. Çünkü tekrar tekrar söylüyorum. Zaman bizim lehimize işliyor, aleyhimize değil Ayhan Bey. Bu açıdan ne kadar zaman kazanabilirsek hastalanmadan, o kadar bizim için iyi. Süper. Çok güzel bir tavsiye oldu Hakan Beyciğim. Özellikle şunu da gösteriyor.
Ben tabii bir noktaya da değineceğim. Sorulara doğru geçeceğim. Asıl uzmanlık alanı olan tarafa doğru. Ama şunu gösteriyor değil mi? Çok basit, evde kal. Ama niye kalayım? Nedir buradaki mantık? Ya da işte evde kal çünkü yayılmayı o kadar önleyecek ki bu iş. Yani senin evde kalmayıp dışarıda çıkıp işte hala arkadaşlarınla görüşmeye çalışmak, hala dışarıda bir şeyler riske atarak aslında seni geçiyor olay. Sen aslında orada bir anda onlarca kişiye, yüzlerce, binlerce kişiye geçecek bir halkanın ucu olabiliyorsun. Yani isolation denilen kendini ayırma, ayrı yerde tutmanın önemi senle o işin bitmesi durumunda başka taraflara geçmesini önleme. Aslında bu mesela ben baştan da baktığımızda anlamaya çalışıyoruz. Neden önemi var? Bu değil mi? Bu noktada çok önemli kesinlikle, olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle haklısınız. Şimdi bakın virüsün ilk çıktığı yer Çin ya da ilk bilinen diyelim yeri Çin. Ve burada yapılan bir çalışmada bir kişi yaklaşık 2.6 kişi yani 3 kişiye diyelim bulaştırmış bu virüsü. Biliyorsunuz Çin hemen çok sıkı tedbirler aldı. Sokağa çıkma yasağı çok katı bir şekilde uygulandı. İşte şehirler arası yolculuklar, havaalanları kapatıldı ve bunu 3'le sınırlayabildik. Ama bugün eğer biz buna yani social distance dediğimiz herhangi bir yere zorunlu alışverişimiz için gitmek zorunda kaldığımız yerlerden bahsediyorum bunu. Sakın dışarı çıkınca işte birinden 6 feet uzakta, 2 metre uzakta kalın demiyorum. Evinizde süt bitti, yumurta bitti, ekmek bitti. Bunun için mecburen dışarı çıkmak zorundasınız. Bu social distance denen şeyin bir tanesi de bu. 2-6 feet'lik şeyden bahsediyorum, uzaklıktan bahsediyorum. Ona muhakkak dikkat edeceksiniz. Şimdi diğer virüslerle alakalı da şöyle bir şey var. Yeri gelmişken söyleyeyim Ayhan Bey. Virüs canlı bir doku olmadan yaşayabilen bir mikroorganizma değil. Yani soğuk algınlığı virüsü değil mi? Mesela odada birisi hapşırır ya da çalıştığınız yerde birisi olur. Onun damlacık enfeksiyonu dediğimiz artık hepimiz bunları biliyoruz. Her gün televizyonlarda, gazetelerde, sosyal medyada izleyiz. Yani artık çok rahat kullanıyorum bunları. Droplet'lar havada olur ve siz bununla direkt temas ettiğiniz vakit geçer. Fakat bu koronavirüsle ilgili olan bilgilerimiz ki bu her geçen gün update oluyor. Mesela işte masanın üzerinde saatlerce yaşayabiliyor. Havada mikro dropletler şeklinde saatlerce kalabiliyor. Arabanın kapı tutanağında atıyorum işte alüminyumsa başka bir süre, yani bu süreler devamlı değiştiği için özellikle süre vermek istemiyorum. İşte metal yüzeyde 12 saat atıyorum, alüminyumda 8 saat, plastik yüzeylerde işte daha fazla süre. Bu değişik bir mikroorganizma, değişik bir virütik cevap. Biz zorlanmamızın sebebi bu. Çünkü insanlar artık korkar oldu. Eve bir marketten bir poşet eşya alıp geliyorsunuz. Onu bile değil mi? Havalandırın, disinfected edin, ondan sonra kullanın ya da common place'lere herkesin, çoluğun, çocuğun veya evdeki bulunacak yaşlıların olduğu yerlere hemen onu almayın gibi açıklamalarda bulunuyoruz. Bu rutin bir virüs davranış şekli değil. Bizim klasik tıp kitaplarında bildiğimiz ya da öğrencilerimiz zamanında bize anlatılan, daha sonra update edilen bilgilerden bahsediyorum. O yüzden insanlara diyoruz ki burada bir kişinin sorumsuzca davranması bütün toplumun bu sınavda başarısız olmasına sebep olacaktır. O yüzden herkese diyoruz ki aman sosyal duyarlılık, sosyal duyarlılık, sosyal duyarlılık. Bu üç şeyi kesinlikle unutmamamız lazım yani. Kesinlikle. Bakın başında da söylüyorum, sonunda da aynısını söyleyeceğim. Ne diyeceğiz? Temas, mesafe ve izolasyon. Bu üçü çok önemli. Bunu sonunda da bir kez daha söyleyeceğiz. Aynı. Tamam, süper. Harika Doktor Beyciğim. Kesinlikle bir farklı bir durumla karşı karşıyayız. Kesinlikle. Çok hızlı yayılan, kesinlikle. Bir yere dokunmakla, saatler sonra başka bir yere gelip dokunmasıyla taşıyacağı bir şeyle karşı karşıyayız. Şu anki bilgiler böyle. Aynen. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim şu ana kadar. Bence bu durumlara açıklama getirmeni inan çok iyi olduğunu düşünüyordum. Ben çok güzel oldu buraya kadar anlattıkların. Tabii senin de uzmanlık alanın olan duruma doğru geçeceğiz. Özellikle biliyorsun senin de uzmanlık alanında olan hamile veya bu doğumla ilgili olan durumlarla ilgili. Ben şuna başlayayım arzu edersen, sana soracağım ilk sorular arasında. Şimdi bizim herhangi bir sağlık sorunumuz olduğunda değil mi diyorlar. Farz ediyorum benim dişim ağrıyor. Bu dönemde çok çok mecbur olmadığı sürece gitmeyin doktora diyorlar. Hastaneye gitmeyin diyorlar. Neden? Şu an çünkü acil bir koronavirüsü durumu var ortada yaşanan. Peki bu durumlarda hamile olan bayanlar ya da bu çocuk doğumu yapmak üzere olan kişiler bunu değiştirmeleri mümkün değil. Çok zaruri olan
ve virüs krizinin dışında doğal gelişen bir durum var. Bu noktada nelere dikkat edilmesi gerektiği noktasında, yani bir takip eden, belki hamile olan takipçilerimiz var, belki yakınları var takipçilerimizin. Bu noktada hamile olan bayanlarımız veya çocuk bekleyen aileler, çok eminim bu noktada çok meraklı olduklarını, endişeli olduklarını, bu noktalarda bizde değerli bilgilerini paylaşırsan çok sevineceğim. Rica ederim, estağfurullah. Büyük bir zevkle paylaşırım. Ayhan Beyciğim, bir defa şu var. Bugüne kadarki gözlemlerimiz, gebelerde gelişen klinik semptomların, belirtilerin normal bir insandan çok da farklı olmadığını, yani gebe olmayan bir kadından ya da erkeklerden çok da farklı olmadığını gösteriyor. Genele uysun diye söylüyorum. En önemli belirtileri ne? Hepimiz kafamıza bunu gerçekten nakşetmeliyiz. Ateş, kuru öksürük. Yani 38 ya da 38.3 derecenin üzerindeki ateş ve kuru öksürük bizim acaba bende bir problem mi var dememiz için, bizi uyarması açısından önemli. Bu olduktan sonra muhakkak doktora gitmeliyiz. Biliyorum tabii ki de kimse gayri ihtiyari ya da işte zevk olsun diye hastaneye gitmez ama birçok hastalarımız selektif ya da elektif şartlarda yapılması gereken ameliyatlarını ertelemiş durumda hekimleri tarafından ya da kendileri bilinçli olarak. Niye? Çünkü bu hayatı tehdit eden bir şey değil. Daha uygun şartlarda, hasta yoğunluğunun daha azaldığı dönemde, hastaneye gittiğimizde bize bir şey bulaşma ihtimalinin olmadığı bir dönemde bu tip sorunlarımızı halletmek çok mantıklı olanı. Ama tekrar söylüyorum, özellikle bu dönemde ateşim var, kuru öksürüğüm var deyip gitmemek de çok mantıklı değil. Bu da bazı kişiler tarafından, ya gidersem test yapılacak, test yapılırsa işte izolasyona uğrayacağım, karantinaya gireceğim, en iyisi ben gitmeyeyim, evde kalayım demek de tıpkı fazla evhamlanıp bende bir şey olmasın acaba, burnum akıyor, gözlerim yaşardı, biraz ateşim var herhalde deyip gitmek kadar, hatta ondan daha da tehlikeli. İzolasyondan kastımız semptomlar varken gitmemek değil. Semptom varsa muhakkak gidilecek. Gebelerde de biraz önce söylediğim gibi bu iki ana semptom, yani kuru öksürük ve ateş, yine doktora gitmek için bir sebep. Ama gebelerin belki de şöyle bir artısı oluyor. Hepsinin esayen olduğu, gittiği, devamlı iletişim içerisinde oldukları hekimleri var. Bu hekimlere tabii ki gitmeden önce gerek telekonferansla, gerekse bulundukları kliniğin, özellikle Amerika için söylüyorum, konsultan hekimiyle bir değerlendirme yaptıktan sonra kendileri için ayrılmış bölgelere gitmeleri mantıklı. Acile gitmek çok doğru değil. Türkiye'de de öyle, burada da öyle. Her hekim, yani her gebenin takip edildiği, günlük takibine gittiği, aylık takibine gittiği, özür dilerim, hekimleri var ve bu hekimler onlarla birebir direkt ilgilenirler. Dolayısıyla onlarla önceden bir iletişime geçip bu sıkıntıları varsa, bu tarz semptomları varsa gitmeyi öneriyoruz. Yeri gelmişken isterseniz bu tanı testlerinden de biraz bahsedeyim. Çokça konuşuluyor. İşte hızlı tanı testleri, işte biliyorsunuz Amerika'da bu aralar çok popüler. İşte drive-thru arabayla gidiyorsunuz. İşte özel giysiyle, işte personal protection equipment'ı olan, işte kişisel korunma ekipmanları olan insanlar tarafından yapılan testler var. Hali hazırda yani 3 yöntem var bunun için bilinen, kullanılan. Bir tanesi PCR dediğimiz, bu virüsün genetik materyalinin tespit edilmesi esasına dayalı bir yöntem. Bu son tanı testi olarak, yani doğrulama testi olarak kullanılıyor. En çok kullanılan tarama testi olarak veya işte bende bir sıkıntı var, ateşim var, öksürüğüm var diyen hastalara uygulanan hızlı antijen testleri var. Bunları biliyorsunuz boğazdan ya da burun mukozasından alınan örneklerde çalışılıyor. Bunlarda eğer herhangi bir negatiflik varsa, bu ikinci saydığım hızlı antijen testinde, yani burundan, boğazdan alınan testlerde herhangi bir sıkıntı varsa, negatif anlamında ama klinik var, ateşi var, öksürüğü var, fakat bu test negatif çıktı, o zaman o ilk söylediğim PCR dediğim yöntemi doğrulama testi olarak kullanıyoruz. Eğer o da negatifse hastaya diyoruz ki sen hani COVID-19 değilsin. Ya işte bildiğimiz soğuk algınlığı, grip, nezle tarzı bir şey geçiriyorsun diyebiliyoruz ama
eğer pozitifse pozitif olarak kabul ediyoruz. Bir de bu virüs vücuda girdikten yaklaşık 7 gün sonra pozitif olmaya başlayan, 7 ila 12 gün, 15 güne kadar uzayabiliyor, pozitif olmaya başlayan bir antikor testi var. O test tabii çok geç süre içerisinde anlam kazandığı için akut fazla, acil durumlarda bir tanı testi olarak kullanılmıyor. Ama hani en değerlisi de hangisidir dendiği vakit mesela hastaneye yatırılmış, izolasyona alınmış bir hastanın kesin tanı konması açısından. Bu tıbbi bilgi ama vatandaşlarımız, özellikle takipçilerimiz, artık herkes doktor oldu, herkes virüs uzmanı oldu, herkes enfeksiyon hastalıkları uzmanı oldu. Çok doğal çünkü hani hasta olan daha iyi bilir. Hani başına bir şey gelen insan elbette ki bu duyarlılığın artması açısından da bence çok faydalı. Kesinlikle. Dolayısıyla böyle bir bilgilendirmede de bulunayım. Çok teşekkür ederim onun için Hakan Beyciğim. Şimdi ilginç olan bir durum vardı. Bizim bildiğimiz müvekkillerimizden biri, tabii ki hani Türk kökenli değiller, Amerikalı, işte eşi de Güney Amerikalı. Daha çocukları doğalı çok yeni, 3 hafta falan oldu diye tahmin ediyorum. 3-4 haftalık bir olay. Kendisiyle en son konuştuğumda işte hani çocuk doğumu olan anlatmıştı, tebrik ettim ben onu. Konuşunca bana dedi ki işte maalesef dedi şey anneyle çocuk şeyi kaptı dedi. Koronavirüsü kaptı. Bütün zaten bu olayların ortamında maalesef dedi ki biz dedi hastane dedi anneyle şey eşimle çocuk virüs kaptı. Biz de onunla biraz uğraşıyoruz dedi. Şimdi bunu da dile getirmeye çalışıyorum. Yani özellikle sana dile getirmek istiyorum. Çünkü bu aralar hem İngiltere'de hem Çin gibi ülkelerde de yeni doğan bebeklerde koronavirüsüne başta rastlandığından bahsediliyor. Yani bu konuda yorumlarınız ne olacak ya da önerileriniz ne olacak? Bu konuda da bir açıklama yapabilirsen çok sevinirim Hakan Beyciğim. Ayhan Bey, tekrar altını çizerek söylüyorum. Hani bu bir bilimsel açıklama yaparken çok önemli bir altyazıdır. Bu hep lütfen dinleyicilerinizin, izleyicilerinizin, takipçilerinizin aklında bulunsun. Bugün söylediklerimiz bugün için geçerli. Yarın değişebilir. Çünkü bilgilerimiz ışığında koronavirüsün anne karnındaki bebeğe anneden geçmek gibi bir tespit edilmiş bir yol yok. Biz buna vertical geçiş diyoruz. Yani anne diyelim ki 7 aylık hamile, daha doğumuna var ve koronavirüs pozitif oldu. Bu virüsten etkilendi ama toplumun %80'i gibi ayakta geçiriyor ya da evde geçiriyor, tespit edildi. Anne karnında bu bebeğe de bulaştı mı bu? Böyle bir şey bugüne kadar tespit edilmemiş. Bulaşma şekli şöyle olması muhtemel, akla ve mantığa, bilime uygun olan şey, doğum sırasında doğumu yaptıran ekip veya annede var ya da baba ya da hemen sonrasında yeni doğan hemşiresi tarafından bebeğe geçmiş olma ihtimali yüksek. Ya da anne o anda etkilenmişse doğum sırasında, sonrasında hemen akabinden bahsediyorum. Ama anne karnındaki bebeğe anneden var olan ya da dışarıdan herhangi bir şekilde bu virüsün etkilenmesi şu an için gösterilmiş bir yöntem değil. Dolayısıyla tıp camiası olarak biz şu anda vertikal geçiş dediğimiz bu yöntemi onaylamıyoruz. Böyle bir şeyin olmadığına inanmıyoruz. Çok, tekrar söylüyorum. Çok. Bugünkü bilgiler. Bugün ya değişebilir. Bugünkü bilgiler bu çok bir çok yerinde. Lütfen. Bir başka sıkıntı, tabii hani yıllarca kadın doğum hekimi olarak çiftlerle, doğum ve sağlıklı bebek bekleyen çiftlerle muhatap olduğumuz için en büyük korkulardan bir tanesi de nedir? Bebeğimde herhangi bir sıkıntı olacak mı? İşte eşim geçirdi ya da anne adayı işte koronavirüs geçiriyor. Acaba bebekte bir sıkıntı yaratır mı? Yani kalıcı, doğumsal bir anomaliden, bir hatadan bahsediyorum. Bugün için bu da tespit edilmemiş. Gene hatırlarsınız 2016 yılı civarında özellikle Güney Amerika'dan başlayan bir Zika virüsü hadisesi Amerika'yı ve bütün dünyayı kavuruyordu. Yani şöyle bir zihinlerimizi sorgulayacak olursak. Hatırlarsanız etkilenen anne adaylarının bebeklerinde maalesef kalıcı doğumsal hasarlar meydana geliyordu. Mikrosefali dediğimiz beyin gelişiminin erken evrede kalmasıyla beraber bu çocukların yaşamlarını ve yaşam kalitelerini özellikle sıkıntıya sokan anomalilerden bahsediyorduk mesela. Böyle bir şey tespit edilmiş değil bugün itibariyle. Ya da gene çok bilinen toplum tarafından kızamıkçık denen bir hastalık var biliyorsunuz. Bu da bir enfeksiyon hastalığı, kızamıkçık ama kızamıkçıktan bahsediyorum özellikle, rubella. Bu hastalıkta da anne adayı eğer gebelik sırasında bu hastalığı geçirirse
doğan çocuklarında problemler olabiliyor. Ama bugün için koronavirüs, COVID-19 için böyle bir bilgimiz de yok. O açıdan da hani rahatlayabilirler. Evet, bir de çok güzel, harika olduğunu açıklamış olman. Tabi bu arada da bazı yanlış algılar oluşuyor. Aslında sen çok güzel cevapladın onu Hakan Beyciğim. Bugün itibariyle hep diyorsun konuşmanda. Yani yarını göreceğiz. Ne kadar karşı karşıya kalacağımız. Kesinlikle. Çok önemli bir nokta. Çünkü bu virüs vakaları başladığından beri çok değişik şeyler söyleniyordu biliyorsun. Önce söyleniyorlardı ki yok sadece etkilenen 65 yaş üstü grup etkileniyor. Başkaları etkilemiyor gibi böyle algılar vardı. Ama bugün bunu gösteriyor ki yok aslında öyle değil. Kesinlikle. Genç olanları da etkiliyor. Yaşı daha genç durumda olanları etkiliyor. Ve maalesef bunun örneklerini şu an çok yakından yaşıyoruz. Aynen. Yani toplumumuzdan değerli arkadaşlarımızı, dostlarımızı da kaybederek maalesef, bugün bunu yaşıyoruz. Ben bir şey daha gündeme, noktayı daha açmak istiyorum. Bunlar çok bence verimli oldu. Bir nokta var. O da tabii herkes ne konuda endişeleniyor bir de. Sağlık masrafları konusunda. Şimdi acaba ben test yapacağım, testin bir ücreti var mı? Ya da tamam benim sağlık sigortam yok. Özellikle biliyorsun Amerika'da sağlık sigortası olmayan çok insan var. Sağlık sigortam yok. Ben ne yapacağım? Eğer bende bu çıkarsa, eğer bu COVID-19 virüsü çıkarsa ben nasıl karşılayacağım bu hastane masraflarını gibi açıklamalar var. Bu konuda biraz değerli bilgilerin ya da duyduklarım varsa açıklayabilirsen çok sevinirim. Tabii. Şimdi bu gerçekten acil bir toplum sorunu Ayhan Bey. Bu konuda bütün hükümetler, bütün devletler emin olun kol kola girmiş vaziyette bu işin çözümünü arıyorlar. Yani bugün Amerika'sı, Rusya'sı, Türkiye'si, Yunanistan'ı artık böyle bir sınırlar kalmadı globalleşen dünya içerisinde. Hele hele böyle pandemilerde yani insanlığın tamamen tehdit altında olduğu bir durumda herkes elinden geldiğince bu konuda acaba insanların hayatını nasıl kolaylaştırırım? Nasıl bu işleri çabucak hallederizin derdinde. Çünkü gerçekten ekonomi de etkileniyor. Yani ekonomisiz yaşam olmaz, yaşamsız ekonomi olmaz. Bunlar birbirinin içine girmiş vaziyette. Ve insanlar, devletler bir an önce bu işten nasıl kurtulabilirizin derdindeyken yapılması gerekenler de yapılıyor. Nedir? Daha önce de sizinle konuşmuş olabiliriz ki bu konuları zaman zaman değerlendiriyoruz sizinle. Ben de sizin görüşlerinizi sık sık özellikle başvuruyorum. İlk başlarda Amerika'da bu testlerin parası ki çok büyük para. Yani ben Türkiye'de yaşayan ve bizi takip eden takipçilerimiz varsa onlar için de anlaşılabilir olacaktır. Yani $500, $800, $1500'lara çıkan hatta sigortası olanlara bile co-pay yani ekstra bir ödeme gelmesi gereken bir testlerden bahsediyorduk. Nihayet bu bir açıklığa kavuştu. Amerika'da da özellikle bu iş için hani inmeden arabadayken yapılabilir tarzda center'lar, drive-thru dediğimiz center'lar açıldı ve burada artık Amerikan vatandaşları ya da Amerika'da yaşayanlar diyelim sigortası olsun olmasın bu testleri yaptırabiliyorlar. Tedaviye gelince gerçekten Amerika'da tedavi bir sıkıntı. Amerika'da bulunmuş yaşayan insanlar gayet iyi bileceklerdir ki burada sağlık en pahalı servislerden biridir. Çünkü hastaneler devlet hastanesi şeklinde değildir. Ya bir vakfa aittir ya da özel hastane şeklindedir. Dolayısıyla insanların büyük bir çoğunluğu kendini sigortalı etmek zorundadır. Yoksa herhangi bir Allah muhafaza acil durumunda büyük büyük miktarlar ödemek zorunda kalacaklardır. Bu konuda kesinleşmiş bir şey yok. Bilmiyorum eğer ben yanlışsam çünkü siz çok yakinen takip ediyorsunuz bir hukukçu olarak. Ama sanırım dün böyle bir soru da soruldu. Evet. Beyaz Saray White House'daki briefingde ve sanırım başkan Vice President'a bu konuyla ilgili bir soru tevdi etti ve o da anladığım kadarıyla sanki bu konuda bir sorun çıkmayacak. Biz gerekeni yapacağız gibi bir şey. Bilmiyorum siz daha doğru. Nasıl yok, değerlendirdiniz? Yok kesinlikle yerinde yani Hakan Beyciğim tespitin. Dün de Beyaz Saray'ın yaptığı günlük briefingde bu konu özellikle geldi. Şey noktasında geldi işte gazeteciler tarafından işte Obamacare'e işte insanların yeni kayıt yaptırılmasına izin vermeyecek diye bir açıklama yapıldı. Peki ne olacak? Bu COVID-19'dan dolayı vatandaşlar ne yapacaklar? Bu masrafları nasıl karşılayacaklar sigortaları olmayan? Bu noktada bir açıklama yapıldı. Ve dolayısıyla bu açıklamada da tabii başkan o task'i yöneten başkan yardımcısı Pence'e verdi konuşmayı. Pence de sadece şunu söylüyoruz dedi.
vatandaşlarımızın dedi ya da burada yaşayanların dedi herhangi bir sağlık masrafı COVID-19'dan dolayı oluşursa bu konuda hiç endişelenecekleri bir şey yok. Bunun hepsini biz halledeceğiz dedi. Yani dediğin gibi net bir açıklama yok ama şu çok bir gerçek. Bu şekilde bir mücadelenin yapıldığı bir anda kişilerin, sigortası olmayan kişilerin bu masrafla karşı karşıya kalabilecekleri bilgisiyle kalıp bu tedaviyi yapmamaları çok daha tehlikeli toplum için. Dolayısıyla kendi çok güzel bir şey açıkladı. Kesinlikle takipçilerimize, onların tanıdıklarına, arkadaşlarına sakın ve sakın kesinlikle sağlık sigortamız yok diye endişelenmeyin. Bu tereddüt etmeyin ve bu tespit edilirse çekinmeden gerekli desteği doktordan, doktorunuzdan ya da hastaneden alın. Çünkü bu noktadaki açıklama ve gün geçtikçe ona doğru gidecek ve bu noktada nasıl baştan testin ödemesi yaparken vatandaşlar bugün test için ödeme yapmıyorlar, tedavi için ödeme yapmaları gerekmeyecek ve bu çok açık bir durum. Çünkü başka türlü mücadele edemeyecekler. Ama çok teşekkür ederim o noktayı dile getirdiğin için. Şimdi yani Hakan Beyciğim gerçekten çok değerli bilgiler paylaştın. Tabii ben şunu da biliyorum. Sen başta da söylediğin gibi yıllarca Türkiye'de bu araştırma görevlisi kimliğin dışında uzman olarak çalıştın, doktor olarak çalıştın yıllarca ve kadın doğum uzmanı olarak ve ben bildiğim bir şey var, Amerika'da da bunu bir süre içinde yapma gibi bir planın olduğunu biliyorum. Sana sormadan konuyu açtım, kusuruma bakma bu noktada lütfen. Bu noktadaki planın olduğunu biliyorum. Bunu biraz açıklayıp neden bunu gündeme getirdiğimi de söyleyeceğim. Biraz biz değerli takipçilere, bizim takipçilerimize biraz özet olarak Amerika'da doğum sürecinden bahsedebilirsen, işte başından sonuna kadar, hem bu noktada da eminim bir değişik bir şekilde aydınlatmış olacağını eminim takipçilerimize. Ayhan Bey şöyle, yaklaşık 2010 yılına kadar çoğunluğu yani %80'lik kısmı kamuda olmak üzere kamu hastanelerinde hizmet ettim. Amerika Birleşik Devletleri'ne gelmeden önce de özel bir hastanenin, özel bir üniversitenin özel bir hastanesinde özellikle tüp bebek üzerine çalıştım. Bu konuda şöyle söyleyebilirim. Bizim hekimlerimiz, Türk hekimleri, Türk insanını genel olarak gerçekten yetenekli, gerçekten donanımlı. Bugün siz de daha önceki yayınlarınızda yaptınız. Amerika Birleşik Devletleri bu konuda donanımlı bütün sağlık çalışanlarını ülkeye davet ediyor ve onlara özellikle vize konusunda yardımcı olacağı, araştırmalara katılmaları konusunda yüreklendiriyor insanları bu şekilde ülkesine özellikle çağırıyor. Zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük artısı bu. Genel insanlara, özellikle donanımlı, kendisini davet ettiği insanlara araştırma noktasında olanaklar sunabilen bir ülke. Dolayısıyla da belki de bilimde atmış olduğu bu avantajlardan ötürü dünyada sayılı ülkelerden biri olmasının sebebi de bu diyebiliriz. Bizim ülkemizde yetişmiş insan gücü olarak özellikle sağlık çalışanları gerçekten çok donanımlı, gerçekten çok bilgili. Bu anlamda doktor arkadaşlarım büyük bir Türkiye'de özellikle mücadele veriyorlar. Burada da aynı şekilde birlikte. Onlara saygı duyuyorum. Allah güçlerini, kuvvetlerini artırsın diyorum. Tüp bebek tedavisi elzem bir hastalık grubu değil. Biraz önce size bahsettiğim gruba giriyor. Yani eğer biz tüp bebek tedavisi planlayan bir aileysek, bir çiftsek bunu işler normale dönmesine kadar erteleyebiliriz. Ve biz bunu artık öneriyoruz. Burada American Society of Reproductive Medicine diye bir grup var, bir society var. Bu grubun en son yayınlamış olduğu guideline'da eğer tüp bebek tedavisine başlamadıysanız işler yoluna girene kadar lütfen tedavinize başlamayın diyor. Eğer tedavinin ortasındaysanız tıpkı doğum yapacak ya da gebe takibi olan bir hastanınki gibi size assign edilmiş hekiminiz var. Hekiminizle mümkünse telekonferans yok. Yani gidip klinikte ziyaret ederek değil.
Çünkü o klinikte bir şey olmayabilir. Siz yoldayken alıp birilerine götürebilirsiniz. Bekleme salonunda bir başkasına bulaştırabilirsiniz. Gerçekten olayın biraz vehametini artırmak açısından ya da anlatmak, ifade etmek açısından anlatıyorum bu tip şeyleri. Yani doktor mu, doktora mı, doktordan bize bulaşacak? Bize mi doktordan bulaşacak? Temizlikçiden bize bulaşacak? Kapıda karşılaştığımız adamın tuttuğu yerden mi bize bulaşacak? Yani bu böyle bir, bu aralar böyle bir kontrol freak. Amerikalılar biliyorsunuz bu terimi çok kullanırlar. Böyle olmak zorundayız. Kişisel hijyenimize ve çevremize çok dikkat etmek zorundayız. O açıdan telekonferansla veya telefonla hekiminizle bağlantı kurun. Eğer iptal edilebilecek bir pozisyondaysanız, tedavinin iptal edilebilecek bir noktasındaysanız iptal edin. Değilse bizim yumurta dondurma dediğimiz ya da embriyo dondurma dediğimiz yani transfer bile yapılmasın. Yani işi ne noktalara geldiğimizi anlatmak açısından bunu belki biraz teknik olarak görebilirsiniz. Yani biz bilmiyoruz doktor bey neden bahsediyor. Ama yani tedavinin neresinde bırakabilecekseniz orasında bırakın. Bu çok elzem bir şey değil noktasında bir noktadayız. Ve insanlara bunu öneriyoruz. Çünkü virüsün geçişini bir şekilde şey yapmasını engellemek için. Bugün bilmiyoruz Ayhan Beyciğim ama yarın öbürsü gün annede vardı. Aa biz o anneden yumurta topladık. Ondan sonra embriyo oldu. Aa embriyo da varmış. Bilemiyorum yani olur mu olmaz mı ama biz artık şaşırmamaya başladık. Dolayısıyla insanlara bu noktada bunu ifade etmeye çalışıyoruz. Bu bir elzem değil. Tamam. Kimse bebeğim olmuyor diye bugün olmuyor, yarın yapılabilir, 3 ay sonra olur. Ama olaylar bir calm down olsun, bir rahatlasın, bir kendine gelsin, gerçekten rutin işlere bakacak zamanımız olsun. Ondan sonra bu işlere dönelim diye ASRM'nin vermiş olduğu bir recommendation var, guideline var. Ki biliyorsunuz bu guideline'lar çok önemli. Çünkü yani öbürsü gün doktoru herhangi bir şekilde buradaki hasta, ya benim tedavime başladılar ama işte şu noktada şey yaptılar, bıraktılar. Biz doktoru bu şekilde işte sizin dava dedikleri vakit ne oluyor işte diyorlar ki bakın burada yazıyor. Burada yazıyor. Ben de bu guideline'a yönelik yaptım demek çok açısından doğru. Önemli. Yani bunlar süper. Çok önemli şeyler bizim açımızdan. Step by step uyguluyoruz. Dolayısıyla bu böyle. Amerika'daki gebelerin takibiyle Türkiye'deki arasında yani aslında bu bir belki başka bir oturum konusu. Belki daha uzun uzadıya belki anlatmamız gerekebilir. Bu şu an kısa değinelim. Bir iki dakika, bir dakikalık var. Ama dediğim evet. Gibi ileride belki. Daha sonra belki daha geniş zamanlarda bunu konuşmamız gerekebilir. Anlatılacak çok şey var çünkü. Şöyle söyleyeyim. Küçük bir anekdot olarak geçeyim. Burada sağlık sistemi açısından ben Ayhan Beyciğim bir şeylerin değişeceğine inanıyorum. Yani nasıl ki herkes şunu söylüyor, artık dünya eski dünya olmayacak. İnsanların belki de kafalarını iki elin arasına alıp düşünüp biz neydik, ne yaptık? Ya da işte yakın çevremizdeki insanlarla daha sıkı sıkıya sarılmak, telefonla, yanlış anlaşılmasın. Mesafeyi koruyarak, işte ben Ayhan Bey'i arıyorum, Ayhan Bey beni gün içerisinde arıyor. İşte siz o herkes arkadaşlarınızı nasılsın, iyi misin? Buna belki ihtiyacımız vardı. Bu koşuşturma içerisinde belki de yapmamız gereken şeyleri ihmal ediyorduk. Özellikle dost, arkadaş, çevremiz açısından, akrabalarımız açısından, belki annemiz, babamız açısından. Bu anlamda çok mantıklı. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Amerika'da da sağlık sisteminin gerçekten aksayan yönleri var. Ve bunların bir şekilde ben sosyal devlet anlayışı içerisinde Türkiye'deki kadar kavur edilmese de bir şekilde değişeceğine inanıyorum. Siz zaten zaman zaman Amerika'da doğum yapan hastaların legal haklarıyla alakalı yayınlar yapıyorsunuz. Orası sizin uzmanlık alanınız. Ama tıbbi anlamda benim söyleyeceğim şey şu olur. Kısa bir cümle olarak kuracak olursam. Burada hastaneler bütünüyle bir gebenin sorumluluğunu alıyorlar. Bizdeki gibi, Türkiye'deki gibi bir hekimin yönetiminde olamayabilirsiniz. Zaten gebeliğinizin takibinde belli bir noktaya geldikten sonra hekiminiz sizi diğer hekim arkadaşlarıyla da tanıştırıyor çoğu zaman ve o, yani ben olmayabilirim, benim başıma bir iş gelebilir, bakın biz burada bir ekibiz, tıpkı sizin kendi avukatlık ofisinizde olduğu gibi, değil mi? Siz de bir insansınız, sizin de Allah göstermesin sıkıntılarınız olabilir, her an her müvekkilinize yetişemeyebilirsiniz. Dolayısıyla burada da böyle bir sistem var ama açıp insanlara benim şöyle bir problemim var. Doktorum bana bu numarayı aramamı söylemişti. Ben de o yüzden buraya arıyorum diye başvuracağınız bir yer var ve bütün klinik, bütün hastane sizden sorumlu.
Sadece Hakan Karabök ya da Ayhan Ömer değil, bir klinik olarak. Dolayısıyla bu aslında takip eden hekime bir güvence. Çünkü kesinlikle beraber karar verme, beraber yol alma, yapılan şeyleri beraber ortak bilinç diyelim. Tabii sorumluluk noktasında evet, da epey evet, epey evet, faydaları var. Çünkü bizim özellikle Türkiye'deyken en büyük şey sıkıntımız oydu. Yani işte doktoruma ulaşamadım, doktorum cevap vermiyor, işte tatile gitti. İşte ama burada öyle bir sıkıntı yok. Çünkü siz takip süreciniz boyunca birkaç tane hekime gittiğiniz için dolayısıyla onların hepsiyle tanışıyorsunuz, hepsi sizi tanıyor, biliyor. Ve rahatlıkla tedavinizi alabiliyorsunuz. Süper, süper doktor beyciğim. Şimdi bir gün inşallah ileride de dediğin gibi o tabii, detaylı yayını da yapacağız. Ben update'ler de yaparız inşallah. Aynen, programımızın sonuna yaklaştık. Son tavsiyeleri senden alalım Hakan beyciğim. Kısaca o bahsettiğin 3 adım vardı. O 3 adımı tekrar söyleyeceğini söylemiştin. Evet. O adımlarla yayınımızı tamamlayalım. Evet. Ayhan Beyciğim tekrar beni yayınınıza da aldığınız için ben teşekkür ediyorum. İzleyicilerinize de selamlarımı, saygılarımı iletiyorum ve sağlıklı güzel günlerde daha güzel programlarda daha güzel haberler verebileceğimiz programlarınıza katılmayı umuyorum. Sizden ayrılmadan önce de tekrar o 3 adımı söylüyoruz. Lütfen. Kişisel hijyenimize biliyorum hepiniz fazlasıyla dikkat ediyoruz ama çocuğumuz için, ama annemiz için, ama komşumuz için, ama sokakta selam verdiğimiz postacı için bir kez daha kişisel hijyenimize dikkat edelim. Herhangi bir sağlık probleminiz varsa, ateş ve kuru öksürükten bahsediyorum, hekime başvurmaktan imtina etmeyelim. Aman giderim, beni karantinaya alırlar, pozitif çıkarsa işte sakın, sakın muhakkak gidelim. Zorunlu gitmek zorunda olduğumuz yerlerde kişisel mesafeye uygun davranalım. Değil mi? O 2 metre, 3 metre, 2 metre kuralına uyalım. Zorunlu yerlerden bahsediyorum. Market alışverişi, hastaneye gitmekten bahsediyorum. Ya da zorunlu olarak iş yerine gitmek zorunda olan çalışanlarımız var. Polislerimiz var. Sağlık çalışanlarımız var. Bunlardan bahsediyorum. Muhakkak sosyal mesafeyi koruyalım. Ve de riskli bölgelerden geldiysek lütfen izolasyon yapıldığı vakit kendi kendimize sanki izolasyon yapalım. Devlet veya herhangi bir otorite bizi belli bir yere aldığı vakit buna saygı gösterelim. Bu üçü çok önemli. Tekrar söylüyorum. Temas, hijyen, mesafeyi koruyan izolasyon. İnşallah hep beraber başarılı olacağız. Bu zor günleri beraber yaşayacağız. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah. Sevgiler rica Hakan Beyciğim. En kısa zamanda görüşmek üzere. İnşallah. Sevgiler. Sağlıklı günlerde inşallah. Sağ ol. Bay bay.